Nasılsınız? Sağ olun, nasılsınız? İyi valla. Efendim, siz hoşçakalın. Merhabalar, ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Dedik acaba evlilik hazırlıkları altınları almaya mı geldik? Evlendirecek ya, taktı kapını. 9 sene olunca tabii insanlar ister istemez. Tabii canım, biz de istiyoruz, insanlar da istiyor. Bakalım, göreceğiz. Sizin istemeli efendim insanlar. Aynen, biz istiyoruz. Vakti zamanının geldiğine artık inanıyor musun diye soralım. İnanıyoruz. Sen de inanıyorsun gibi soralım. Evet, tamam, evet. Beraber inanıyoruz. Yakın zamanda o zaman. İnşallah. Bakalım, hayırlısı. İnşallah, bakalım, hayırlısı. Yani, kuyumcuda da görünce şimdi. Diyorsun. Evet. Bizim orada görünce aslında hemen. Hemen hikaye tamam, kuruldu. Bağladık hikayeyi, dedik altınları alıyorlar. Yok. Öyle bir durum. Yani şimdilik bir şey almadık yani. Evet. Yatırımlık mı? Ya hiç sevmiyorum sarsı sohbetleri ya. Peki neler yapıyorsunuz? Evet. Onu soralım. Nasılsınız? Eyvallah, iyiyiz. Neler yapıyoruz? Yeni bir diziye başladım. Hayırlı onu olsun. Çekiyorum. Dijitale yaptığımız, yayına yaptığımız iş yayına girecek. Onun heyecanı var. Biraz koşturmaca devam ediyor. Tiyatro yayına devam. Yaptığınız iş yapımcılık mı yoksa? Yok, esas olan BKM yapımcılığında yaptığımız bir iş. Hı-hı. İşte o çıkacak. Onu bekliyoruz. Onun telaşı var. Oyun devam ediyor. Yeni dizi var. O devam ediyor. Bakalım. Biraz koşuşturma var galiba. Evet var, yani bu aralar var. Yoğunluk iyidir ya, güzel, severiz. Siz neler söyleyeceksiniz? İyi. Görüşebiliyor musunuz bu koşuşturma? Görüşüyoruz. Benim de tiyatrom devam ediyor. Evet. Öyle fırsat buluyoruz tabii. Efendim son dönemde de tiyatro izleyeniseniz, sahneye çektiğiniz seyirci, oyuncular da artık tercih ediyorlar. Evet. Özellikle müzikallerle güzel son bir dönemde şey. Birleşince. Yani güzel bir şey. Tiyatro seyircisi bir dönem acaba öldü mü deniyordu ama son 2 senede çok iyi gidiyor tiyatro. Umarım çok daha iyi gider yani. Şundan sebep olabilir mi? Maddi getirisi biraz daha artık olmaya başladı diyebilir miyiz oyuncular için? Bilmiyorum ama çünkü ki. Eskiden bu kadar bir... Ben çok vermiyorum oyunculara. Ben yapımcısıyım şu. Ya parayla alakalı olmaz tiyatro hiçbir zaman. O başka bir aşk. Ama muhakkaktır da yeni nesil jenerasyonu biraz oraya inandırmak zor galiba. Yani seyirci olarak mı diyorsun, oyuncu olarak mı diyorsun? Oyuncu olarak. Yani er meydanıdır, bekleriz herkes. Nedir? Biraz da zor bir er meydanıdır. Yo, değildir aslında. Eğer onu seviyorsan, onun keyfine alıyorsan birebir seyirciyle çok daha keyiflidir. Biraz Leyla söylesin tiyatroyu. Evet. Evet. Benim ilk tecrübemdi ama son derece keyifli, bambaşka bir alan tabii ki. Şimdi kamera karşısında olmakla seyircinin karşısında olmak tabii daha farklı bambaşka. Tepkiler. Bambaşkadır. Böyle biraz açabilirsek. Çok değerli. Ne söyleyeyim? Hepsi arasındaki farkları mı? Ya şimdi ne bileyim, kamera karşısında başka bir duygu, orada başka bir duygu. Bir de şimdi mesela hata bir şey yaptığınız zaman orada tekrar geri dönüşü yok. Orada geri dönüşü yok. Onu toparlamak falan böyle, bunlar için de böyle meziyet lazım hakikaten. Lazım, tecrübe lazım. Yavaş yavaş oluşuyor. Ya da oyuncu olmak için sahne tozu yutmak gerekir mi? Tiyatro sahnesi tozu yutmak gerekir mi? Hepsi birbirini besliyor. Yani iddialı cevaplar olur bunlar ya. Hani şimdi çok beylik laflar etmek lazım. O da bence çok gerek yok açıkçası. Efendim bir de mesela Haliler Günü'nün bir açıklaması vardı. Genç oyuncuların aldığı ücretleri duyunca dedi, şaşırıyorum demişti. Yeni nesil oyunculardan bahsetmişti. Dizilerle alakalı. Ya evet. Doğrudur ya. Çok severim Halil abi. Babam oynamıştı bir projede de. Öyle uygun görmüş, öyle söylemiş. Ne diyebilirim? Efendim bölüm başı 3,5-4 milyonlardan falan bahsediyorlar. Sizce bu doğru mudur yani haberler? Bilmiyorum ki, hiç benim alakam olmaz yani. Siz ben, böyle para kazanırız mı, öyle sorayım. Ben hiç bilmem yani. Hiç bilmem o tarz şeyleri. Paralelizm yok diyorsunuz. Yok benim paralelizm. Peki, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin. O gidiyor. Tekrardan gidiyor. Kusura bakmayın, sonra daha uzun yaparız. O zaman çok fazla bahsedelim. Nasıl gidiyor efendim? Neler hissettiniz? Geçmiş günde galası vardı. Neyin galası vardı? Tiyatro oyununda hani şey vardı. Premiere gibi bir şey vardı. Onun toplantısı gerçekleşti. Biraz toparlamaya çalışıyorum. Röportajlar da yapıldı orada. Evet. Kaktüs çiçeği oyunumuzun 11 Kasım Unique Maslak'ta premierimiz var. Provalar devam ediyor. Koşturmam gerekiyor. Bir dahaki sefer umarım daha uzun sohbet edebiliriz. Çok sağ olun. Olur mu? Bir şey söyleyeyim son olarak. Geçmiş bugün hatta programa katıldınız ve %100 esin olmadığı soruldu. Yanıtınız çok fazla şey oldu, tartıştı. Onu da sonrasında tekrar size. Onu bir dahaki sefer konuşalım, olur mu? Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Görüşürüz.